Evrim Kırmızı Taş Başaran'la Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sevgililer Günü. Öncelikle herkesin Sevgililer Günü kutluyorum. Aslında Sevgi Günü. O yüzden de Emlak Dünyası programı ile aynı gün olduğu için kırmızı konseptle giyindim. Bugün sevgili değerli konuğum Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hamit Demir emlak piyasasını değerlendireceğiz. Yine konularımız çok birbirinden dolu. Hepsine hazır mıyız? Hazırız. Allah aşkına süpersiniz Hamit Beyciğim. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş Harika. Şimdi ben öncelikle dünyadaki kumut fiyatlarıyla başlamak istiyorum. Böyle hızlı bir giriş yapacağım size. Ee, en çok arttığı 10 şehirden 3'ü Türkiye'de. Yani bunları tahmin edebiliyorsunuz herhalde o şehirleri de aslında. Evet. Hep üzerinden geçtiğimizde ki İstanbul her zaman birinci sırada. E, ee, konuttaki faiz fiyat oranları 2022'de devam edecek mi? Aslında en fazla bize gelen sorulardan bir tanesi de bu. Her zaman derdiyorlar diyorlar ki işte ev almak için iyi bir zaman mı? Zaten ilerleyen zamanda ben bu soruyu soracağım ama bu faiz fiyatlar sizce değer hala artmaya devam edecek mi? Ben öncelikle bugün 14 Şubat gününün 7'den 70'e tüm erkek kadın demeden herkesin bu güzel gününü kutluyorum. Ah ne güzel. Sevgililer Günü kutlu olsun Teşekkürler diyorum. Teşekkürler Ahmet Beyciğim. Herkesi mutlu bir ev sahibi olur inşallah. Amin. Gireğimiz ne kadar bu. güzel bir dilek. Evet. Şimdi e, konut evet e, inşaat sektöründeki e, 4-5 aydır ya 3-4 aydır ki gelen zamlar nedeniyle e, maliyetler çok arttı. Hı hı. Maliyetler çok arttığı için şu an sektördeki oyuncular bizler de dahil yapmış olduğumuz konutlardaki maliyet artışını tam yansıtmadık. Daha yansıtamadık. Daha yansıtamadık. Yansıtamadık. Bu ikinci el konutlar diyelim ki ben Demir Country'yi başladığım zaman konut almışsa tamam. bugün satıyorsa %100 prim yapmıştır. Primine satmıştır. Hı hı. İşte konutlarda %100 arttı algısı oluşmuştur. Hayır, daha konutlarda %20, %30 gibi bir artış yansıdı, yansımaktadır. Asıl yansıma <laughs> Nisan ve Mayıs ayında oluşacak. Hı -hı. Çünkü neden? Yeni lasmanlar çıkacağız. Yeni Hı -hı. lasmanlar çıktığımız zaman da yeni maliyetlerle bu lasmanlara çıkacağız. Hı -hı. Maliyet tablosu önümüze geldiğinde kar zarar e, marjlarına baktığımız zaman artışlar o zaman olacak. Daha yüzden... yansıtılmadı diyorsunuz. Daha konut konut <laughs> satışına yansıtılmadık. Şu an inanın Türkiye'de konut ucuz. Bunu söylediğimiz evet, zaman doğru. vatandaşlar çok eleştiriyor bizi. Maalesef. Ya size göre ucuzdur. Ben diyorum ki konut almanı tam zamanı. Bize diyorlar ki hep konut almanı tam zamanı. Evet tam zamanı. Tam zamanı. Bugün konut alın. Bir sene sonra, altı ay sonra bu alacağınız konutu bulamayacaksınız. Doğru. Alamayacaksınız. Doğru. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Gün gelecek kiralık ev bulmakta zorlanacaksınız. Gün gelecek konut almakta zorlanacaksınız. Ben bunu söylediğimde 2020 2023'te konut almak için torpil arayacaksınız dediğimde bana güldüler. Ya bu kadar fazlalık varken hmm. siz bunu niye böyle söylüyorsunuz? Bugün kiralık ev bulamıyoruz. Ay evet. Dediğiniz... Torpille, evet. torpille kiralık bana benim dostlarım arıyorlar. Ya benim işte kızım oraya taşındı, oğlum taşındı, oğlum okuyor veya bir dostum taşınıyor. Ne olursunuz? Projelerinizde kiralık ev var mı diye ama biz yardımcı olamıyoruz. Enteresan eski de çevremizde çok vardı. O yüzden biz inşaat sektöründeki gelen demire, betona, çimantosuna, bakırına, alüminyumuna, seramine, alçasına gelen zamları yüzde bakın yüzde 50, yüzde 60 değil, yüzde 100, yüzde 150 gibi zamlar geldi. Bunların hiçbiri yansıtılmadı. Daha henüz yansıtılmadı. Bunların geriye dönük yüzde 50'sini bile ne yansıtmış olsanız Konut fiyatları önümüzdeki günlerde artacak anlamına geliyor. Doğru. Bir de toplumda şöyle bir algı var. Algı var. Ya konut da çok arttı. Ben daireyi almıştım işte 2 sene önce 1 milyona. Şu an 2,5 milyon. Zaten senin aldığın daire lasman fiyatında almıştın. Veya o günkü değerlerde Bravo. almıştın. O artış da zaten bugün 2-2,5'u iki, iki buldu. Buldu. Artı bir de o zamanki dolar kuruyla baktığı zamanda da zaten sağlıyordu. Onu da buldu. Tabii. O yüzden... Ama şunu da belirtim. dolar Buyurun. konut dolar dövizden, dövizden ve altından her zaman karlıdır. Bravo. Bu. Her zaman bunu söylüyorum. Bu, bu 2-2-4 Hamit ben Bey. Ben diyorum ki benim inşaatımda, e benim e sitelerimde konut alın, o gün dövize vurun. Bittiği günkü döviz bazında siz zarar ederseniz zararınızı ben veririm. Ya. Hiçbir Çok zaman iddialı. için konut dövizin altında kalmamıştır. Hep üstünde kalmıştır. Bravo. Ben Türkiye'de konut ucuzdur diyorum. Halen Hala ucuz. öyle doğru. Bugün, ya ben Ukrayna'da da inşaat yapıyorum. 2500 dolara metresini satıyorum. Ya. Almanya'da yapıyorsunuz. 5000 euro, 6000 euro 10.000 eurolara satıyorsunuz. Paris. Bari. Şimdi yabancı geliyor 250-300 bin dolara Türkiye'de konut alıyor. 250-300 bin dolara 3 artı 1 alıyor, 2 Ay, artı 1 çok alıyor. Büyük olan Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir böyle bir lüks. alma imkanı yok. Asla. Bir de Türkiye'de biz konutları çok lüks yapıyoruz. Gerçekten otoparklar, sosyal alanları. ama Avrupa, de çok şık. Avrupa'da otopark ayrı satıyorsunuz. Tabii. Sosyal alan yapıyorsanız ayrı satıyorsunuz. konut ayrı satıyorsunuz. Ama Türkiye'de böyle bir lüksünüz Hatta, yok. Hatta e, sıfır Tam daire alma ihtimaliniz bile yok. Şimdi örnek veriyorum Londra merkezde sıfır daire aldığınız zaman metrekare birim fiyatları 40-50 bin pound başlıyor. Yani rakamlar uçuyor. 12 milyon dolara 15 milyon pound'a daire var. 3 artı 1 daire. Düşünün. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. E, bu dünya ülkelerinin çoğunda başkentlerinde veya gelişen şehirlerde yapılar çok tarihi şehirler olduğu için o tarihi bozdurmuyorlar. Doğru. Bozdurmadıkları için de o şehirlerin meydanlarında arsalar bulunmuyor. Genelde kenarda Londra'da bunlardan birisi. Doğru. İstanbul maalesef ki tarihinde çok tarihi bir şehir. Evet. Çok kültürlü bir şehir. Ama tarihinden bu, da, bu, bugüne çok gece kondulaşma vardır. Maalesef tarihi yapıların etrafında da gece kondulaşma vardır. O yüzden bu gece kondulaşmayı bir gün kentsel dönüşüme oluşturduğunuz zaman sağlayabildiğimiz zaman hı hı. biz e, İstanbul'un merkezlerinde de yeni konutlar, yeni siteler yapabileceğiz. Ama bir bugün Londrası olsun. E, Kiev'i ya bı bırakın Kiev, şey Kiev'i, Ukrayna. Ukrayna'nın Kiev'inde de bilen de merkezde evet. arsa bulmanız çok zor. Mümkün değil. Almanya'sında, Fransa'sında, İtalya'sında merkezlerde arsa bulmanız çok zordur. Çünkü yapılar çok eskidir, çok tarihidir. O tarihi de bozdurmuyorlar ama İstanbul'da gece konduğumuz çok fazla olduğu için bizim İstanbul'un içinde kentsel dönüşümü sağlıklı yaparsak çok arsamız var. Bravo. Hamit Bey, bir de ben şu konuyu da araştırmıştım. Daha önce burada programımızda da masaya yatırmıştık. Dünyadaki en pahalı arsa bizde. Yurt dışında hem arsa seçeneği olmadığından artı arsa çok fazla değerli değil orada. Dolayısıyla da yaptıktan sonra, işte izinleri aldıktan sonra ve inşaata başladıktan sonra fiyatlar faiz fiyatlı oluyor. Bizdeki o sistemde biraz önce de konuştuk biliyorsunuz kuliste de. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili aslında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Keza siz bile şu anda devam etmekte olan bir projenizden bahsettiniz Göktürk'te. Ve onunla ilgili bir sıkıntı yaşadım diye bahsettiniz. Normalde bu sıkıntının normalde giderilmesi için... Ee, ...teşebbüste bulunuyor musunuz veya ne yapılmalı veya devlet ne kadar bu konuda yeterli olabilir? Özellikle kentsel dönüşüm, e, deprem bölgesi olduğumuz için... E, ...ben her zaman programda da söylüyorum, ben de iti cofizik mühendisiyim ve en büyük... E, facia demeyeceğim ama en büyük felaketlerden bir tanesi olacak İstanbul için. Fakat bu konuda birçok insan hala bilinçsiz. Yani siz düşünün ki ayağına kadar gidiyorsunuz, ben size sıfır daire vereceğim, eviniz yenilenecek diyorsunuz, hayatınız değişecek... ...ve o kişi size, o bir kişi bile olsa size sıkıntı yaratıyor... ...ve e, işinize engel oluyor para konusunda zarara sokuyor. Siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuda ne yapılabilir ya da? Şimdi öncelikle şu bugün ev alma konusu gün mü dediğiniz zaman ben vatandaşlarımıza şunu seslenmek istiyorum. Gerçekten konut alacaklar Türkiye'nin neresinde olursa olsun ihtiyacı olan herkes bugün konutunu alsın. Hiç alsın. beklemesin. Doğru. Önümüzdeki günlerde sektördeki inşaat maliyetlerine gelen zam yansıdığı zaman hı hı. bu fiyatları almaları mümkün, mümkün değil. değil. İki. Biz Türkiye'de arazi gerçekten çok pahalı. Heh. Bugün Almanya'nın Berlin'de, Berlin'de yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. Macaristan'da öyle, ya. Fransa'sında öyle, Ukrayna'sında yüzde on Bugün biz 2000 şey, Berlin'de 5000 euroya, 6000 euroya sattığınız, Hı -hı. 7000 euroya sattığınız, bırakın Berlin'i Ukrayna diyelim. Evet. 2500 dolara sattığınız metrekaresini sattığınız bir yerde arsa maliyeti yüzde on Eğer biz Türkiye'de 2500 dolara sattığımız bir yerde arsa maliyeti yüzde elli, yüzde altmış beş. Evet, arada i̇şte konut bakayım. buradan artıyor. Yani siz bir bin daire yapıyorsanız, yüzde alıyorsanız beş yüzünü toprak sahibine veriyorsunuz. Ya. Bu rantın önüne geçilmesi lazım. Kesinlikle. Bu rantın önüne geçilmediği takdirde biz konutu, ucuz konut üretemeyiz. Mümkün değil. Üretmemiz mümkün değil. Bunu devlet kanalıyla da de Çözerler nasıl yaparlar? Bugün Avrupa'nın başkentlerinde yüzde 50, yüzde 60, yüzde 40 yok böyle bir şey. Yok. Dünya'nın hiçbir yerinde. Doğru. Yok. Ama Türkiye'de en ücra köşeden yüzde 35'ten yüzde 40'ın başlıyor yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80'lere gitti. Ne yani. acı. Yani düşün, 20 daire yapıyorsun, yüzde en... 80'ini, 70'ini toprak sahibine veriyorsunuz. Siz o daireyi de pahalı satmak zorundasınız. Evet çünkü, çünkü geriye kalıyor 4 daire 5 daire. Mesela Bağdat Caddesi bunlardan bir örnektir evet. biliyorsunuz. E, Bağdat Caddesi'ndeki birçok müteahhit e, en son kalan iki tane dubleks üzerine yapmıştır. Koskoca binayı. Çünkü yok e, emsel artışı. Aslında emsel artışı en azından böyle 0-2-0-5 puan gibi bir artış da çözüm olamaz mı sizce Hamit Bey? Bunların hiçbirisi çözüm değil. Bugün Öyle bak be Beylikdüzü Büyükçekmece bölgesinde inşaat yapıyorum. Göktürk, Seyrantepe'de zaten Göktürk'te %50, %60, %70. Beylikdüzü'nde bilene %50. Hadi ya. Ha diyeceksiniz ki almayın yapmayın ama bir ihtiyaç yapmak zorundasınız. Hı -hı. Bizde binlerce insan çalışıyor. Siz şantiyeyi durduramazsınız. O insanlara iş işlem sağlamak zorundasınız. Doğru. Çünkü talep o. Ama biz yüzde %30, %40 da versek biri geliyor %50 veriyor. Arsa rantını durdurmadığınız müddetçe, ha. bu inşaat maliyetindeki zamları durdurmadığınız müddetçe konut fiyatları düşmeyecek. Düşmeyecek. Konut yani. fiyatları gittikçe de artacak. İnşallah e, bu e, artış da hızlı bir şekilde durum sağlar, bir, bir noktaya gelir. Sonraki günlerde de fiyatlarda yerine oturmuş olur. Kentsel dönüşme geldiğimiz zaman hı hı. kentsel dönüşüm maalesef ki biz bir ileri iki geri gidiyoruz. Biz Kağıthane bölgesinde, hı hı. baca dibinde iki buçuk sene uğraştık, iki buçuk sene sonunda yüzde 80 83lere geldik, yüzde 17 kaldı, anlaşamadık çekildik. Hı hı. Şu an Göktürk'te, Seyran Tepe'de iş yapıyoruz. İnanın 30-40 ile anlaşıyorsunuz. Evet Bir kişiyle anlaşamıyorsunuz. Kaymakamlığa müracaat ediyoruz. Diyor ki bizim görevimiz değil bu belediyenin. Belediye müracaat ediyorsunuz. Çıkartmak için sözleşme de yapmışsınız. Kentsel dönüşüm. Bir karot alacaksınız. O bir kişi sizi tehdit ediyor. Ya. Siz o karotu alamıyorsunuz. Bakanlığa yazıyorsunuz. İnanın bu konuda biz yalnız bırakılıyoruz. Ay çok kötü. Biz bu konuda destek hiç alamıyoruz. Alamadığımız müddetçede biz müteahhitler yalnız bırakıldığı müddetçe, destek olmadığı müddetçe biz İstanbul'un geleceğini inşa edemeyiz. Allah korusun Maalesef. oluşacak bir depremde çok can kaybımız olur, çok mal kaybımız olur, çok gözyaşımız olur. Maalesef. İstanbul'un her tarafı gece kondu. Doğru. Maalesef. En lüks semtinde bilene ücra köşeleri gece konu. Kentsel dönüşümü suratlı bir şekilde önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hükümet sonra belediyeler hı hı. ve sonra da kaymakamlıklarla bize destek olunduğu zaman biz hızlı bir şekilde çözeriz. Hı hı. Yoksa İstanbul'un içinde arsa da kalmadı. Kenar mahallelere gidiyoruz. Hı hı. Gittiğimiz için de inşaat maliyetleri pahalı olduğu için de e, vatandaşa yansıması pahalı oluyor. Ama kentsel dönüşümde bir destek alırsak İstanbul içerisinde en azından projeleri üretiriz. Hem İstanbul'umuzun geleceğini kurtarmış oluruz Doğru. hem de vatandaşımıza faydamız olur. Peki o bir kişiyle ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntı neydi Hamit Bey? Yani aslında insanlar maalesef ki avantamızı sağlamak istiyor. Halen yani, Herkese vereceğiniz paradan daha fazla istiyor, daha fazla daire istiyor. Sözleşmesini yapmışız. Evet. Sözleşmesini yapmışız, anlaşmışız, etmişiz. Tamam. Kentsel dönüşüm tüm binalarda karotlar almış, e, kirasını da ödemişiz. Tamam. Vatandaş diyor ki, beni çıkartamazsınız, karot alamazsınız. Niye? Hangi Çünkü gerekçeyle? Talep e, sözleşmesini yaptığınız bedelin iki katını istiyor. Aa diyor ki ben, Maliyetler de, mi arttı diyor, enflasyon mu var diyor. Ne ama, gerekçe yani, nedir? Şimdi Hamit Beyciğim. Yap, yapmış olduğu, oturmuş olduğu bir binada, bir gece konduda veya bir kakir apartmanın maliyeti artmıyor. Aa, ama bu bir fırsatçılık. Fırsatçılık. Bu Maalesef. Fikirtepe'de de çok oldu. Çok arkadaşımızın canını yaktı. Ay. Ama ben inanıyorum ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla önümüzdeki günlerde şu çalkantılı dönem geçtikten sonra buna da el atılacağını, Hı -hı. bu sistemin... E, kesinlikle çözüm odaklı olacağını ve bize destek çıkılacağını yoksa biz şu an kaymakamlarda, belediyede belediyeye gidiyorsunuz, belediye diyor ki bir kişi ben bir şey yapamam. Ben polis zoruyla çıkartamam. Hı -hı. Hani dava açacaksınız. Dava açtığınız zaman da karşınızda dava açıyor. Seneler sürüyor. Bu da nedir? Biz kentsel dönüşüme hem emeğimizi hem madden hem maneven yatırım yapıyoruz. Ama karşılığını alamıyoruz. Sonra da topluyoruz e, eşyalarımızı Ofisimize dönüyoruz. O yüzden kentsel dönüşüm konusunda maalesef ki çok üzücü ileri evet, gidemiyoruz üzücü. ve şu an bizim gibi firma çok arkadaşımız kentsel dönüşüm dediğinde aman dur, dur kalsın diyor değil diyor. mi? Evet. Çünkü o bir kişiden dolayı birçok kişinin mağduriyeti var, keza çok canlar buna... yandı. Çok canlar yiyor evet. değil mi? Maddi evet. manevi aslında. Evet, evet, bir de can sıkıcı yandı. bir pozisyon evet. kesinlikle öyle. Şimdi burada da arkadaşlarımız bir taraftan da konu satış sayıları Türkiye'deki rakamlar diye bahsetmiş. Normalde 2013'ten 2021'e göre baktığımızda şu an tabii kredi faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı 2021'de bir düşüşe geçmiş. Yani biz önceki sene 573.337 iken 2021 yılında 294.530'a çıkmış. Biliyorsunuz daha öncesinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranları verilip 0.64'lere kadar düşüp bütün stoklar eritilmişti. 2020 yılı konu sektöründeki satışın en büyük bayram günüydü hakikaten. Herkes çok daire sahibi oldu, mutlu oldu. Faiz oranları çok düşüktü. Evet. Tek anelin altındaydı. Yani 0.65 ile 0.99 evet, o civardaydı. E, o gün alanlar bugün gerçekten çok büyük çok kar iyi ettiler. Çok büyük ben şunu söylüyorum. Siz bugün araba alabilirsiniz, altın alabilirsiniz, döviz alabilirsiniz. Bunların kar marjı sınırlıdır. Hmm. Ama ev kar marşı sınırlı değil Sonsuz hatta. Sonsuzdur. Bravo. Bir de her şeyden önce başınızı soktuğunuz bir ikamet eviniz ki. var. Tabii ki. Çoluğunuzda çocuğunuzda güvende oturuyorsunuz bilmiyorsunuz. Yani Riske mesela borsa oynasanız ertesi gün tepe taklak olabilirsiniz. Dolar diyorsunuz bir anda düşüşe geçebilir. Bir ödeviniz vardır. Bozdurmanız gerekir. Külliyen zarardasınızdır. Evet. O yüzden 2021 konu satışı düştü. Faizlerin yüksek olması hmm. nedeniyle. Şu anda kredi faizleri Evet, ne kadar 0 14 olsa da bankalar şu an faiz vermekten de intiba ediyorlar konut alıcılarına. Konut alıcısı da biraz bekle gör hmm. veya kısmi dövize yatırmıştır, kısmi altına yatırmıştır. Ben burada vatandaşımıza sesleniyorum. Ne olursunuz dövize para yatırmayın. Ben de Altına para yatırmayın. %100. Konut, evet, ihtiyacınız, de hiç bekletmeyin. konut ihtiyacınız varsa... Bozdurun, konut alın. Hı hı. Bir kenara koyun. Eğer 3 sene sonra, 5 sene sonra inanın konutunuz o dövizinizin iki katına çıkacak. Çünkü maliyetler artıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Bugün e, konut alırsanız kârdasınız. Bugün konut almadığınız zaman ötelediğiniz her gün sizin için zarardır. O yüzden konut alım zamanı süresi, bu şu 3-4 aylarını çok iyi değerlendirmelerini Bence istiyorum. De. Ben sadece İstanbul değil. Türkiye'nin Türkiye. neresinde olursa, tebrik ederim. Aslında i̇sterse Van'da, isterse Edirne'de ihtiyacı olan herkes alsın kazanacak. Hamit Beyciğim, eskiden işte karı koca, işte öğretmen veya memur, işte borçlanarak daire alabiliyorlardı. Hatta istedikleri evde yaşayabiliyorlardı. Şimdi en büyük bu konudaki uçurum şu anda İstanbul'da özellikle merkezi yaşama yaşam standartı yüksek olan daireleri sahip olamamaları. Ben her zaman diyorum ki, bu konudaki bakış açınızı değiştirin. Aynen sizin az önce söylediğiniz gibi tüm Türkiye bazında bakın. Yani e, sadece İstanbul merkezi, işte atıyorum Beşiktaş'ta Bebek'teki rakamlar zaten uçuyor. Bu belirli kesime zaten sesleniyor bazı yerler. E, dolayısıyla da e, hala bile hatta özellikle Tokyo'nun evleri var 166 bin TL'den başlayan 3 artı 1 daireler Hep bambaşka noktada insanların bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum Çünkü e, işte 250 bin dolara mütekabiyet yasası dedik Biliyorsunuz ki yabancıların inanılmaz derecede talebi var Hatta bununla ilgili sorum da var Hani biliyorsunuz konuta yabancı ilgisi neden artıyor diye Aslında ülke dünyanın gözbebeği bir kere Yani baktığınız zaman e, İstanbul e, birçok e, metropol şehre göre hala bence en favori yerlerden bir tanesi ee, hala bu artış sizce devam edecek mi veya bizim stoklarımız sizce bunu karşılar mı? Bizim stoklarımız bunu karşılamaz. Bir de doğru çok haklısınız. 3 sene önce 10 sene önce Karaköçe ayrıldığı zaman belirli bir birikimiyle bir daire alabiliyordu. Evet. İmkanlar o doğrultuda Hatta ayrı. emekli maaşını Emekli maaşını Heh. katkılar sağlıyordu. Evet. Eşten, dosttan alıyordu, evet. alıyordu ama şu an bu imkanlar zorlandı. Çok doğru. Bir de insanlar hayal kurarken hayallerini biraz sınırlı kurmalı. Yani siz Belirli bir e, büyük çekmecede, küçük çekmecede veya halkalıda veya arka tarafta diyelim ki Çatalca'ya doğru konut alma imkanınız varken Beşiktaş'ta almayı hayal ederseniz almanız mümkün değildir. Evet. Biz ayağımızı hep yorganımıza göre uzatalım diye bir atasözü var. Her zaman geçer. Şu an ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Gücümüz nereye yetiyorsa oradan konut almalıyız. Mutlaka arabanızı satın, altınızı evet. satın. Dövizinizi satın, inanın, Eyvallah. konutun alın. Çünkü evin getirisi bundan sonra onların hepsinden daha fazla. Kesinlikle. Bu arada Ahmet Beyciğim, yabancıların en çok konut aldığı 3 il, 2017 ile 2021 arasındaki şu anda veriler karşımda. Birinci sıra her zaman İstanbul koruyor. İstanbul biliyorsunuz en fazla İranlılar alıyor birinci sırada. Toplamda 58 bin satış söz konusu. İkinci sırada Antalya, biliyorsunuz Rusların göz bebeği. Üçüncü sırada da Ankara. Tabi bazı yıllarda da Bursa üçüncü sırayı almış. Baktığınızda bu verilere. Şu anda 2021 yılında İstanbul 26.469 rakamla yine her zamanki gibi ilk sırada yabancılara satışta. Sizce buradaki rakamlarda İstanbul, bence birçok şehir var. Mesela Muğla burada yok. Neden sizce? Mesela Azerilerin göz bebeğidir. Şimdi, ama e ama... yasası yasasıyla değil. Onlar daha lüks segmentte olan grupta oluyor. Ama adet olarak baktığımızda 250 bin dolar dediğimizde işte az önce dediğiniz gibi işte Beylikdüzü, Esenyurt, belirli bölgelere inanılmaz. Hatta orada bir cumhuriyet kurmuş vaziyetteler. Kendilerine ait tabelaları var. Hatta Türkçe yazılar yok, marketleri var, restoranları var. Ben e, gittiğimde ziyaret etti. Yani o, o bölgeye böyle bir gezdiğim zaman şaşırmıştım. Ben kendim yabancı hissetmiştim. Siz bunu hiç rastladınız mı böyle? Şimdi şunu söyleyeceğim. Yabancıya konu satmak e, sakın bunu yanlış bir algıya koymayın. Ah biz yabancılara satıyoruz. Dünyanın her yerinde satılıyor. Tabii ki. Londra'nın %80'i satılmış. Tabii canım. Almanya'sı söyle, öbürü öyle. Harris öbürü. mesela Katarlar Şimdi aldı direkt biz, olarak. Hatta biz, en şey yerleri, tap evet, yerleri Araplara sattılar. Biz sattığımızda bir kağıt parçası veriyoruz. Doğru. Daire parasını Türkiye getiriyor, kağıt parçası alıyor. Ondan sonra o vatandaşın Türkiye'ye kattığı sağladığı katkı hat fazla. AVM'lerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde, bu pandemi döneminde Allah'tan ki bu yabancılar varmış. AVM'ler çalıştı. Doğru. Marketler çalıştı. 10 milyar dolar çalıştı. verdi evet. Bey 10 milyar dolar. O yüzden biz yabancı ne olursunuz küstürmeyelim. Hayır, yabancı asla, alsın. Asla. Ama siz haklısınız. Cumhuriyetler kuruldu tamam. Biz satarken evet Suriyeliye, Iraklıya konut vermiyoruz. Tapu vermiyoruz. Vatandaşlık vermiyoruz hı hı. belirli şartlarda. Ama dünyanın her tarafında var. İstanbul'un özellikle de Avrupa yakası bugün Orta Doğusundan tutun Amerikalısına kadar var, Doğru. Almanına kadar var. Doğru. Bir Amerikalı geliyor 200-250 bin dolar, 300 bin dolar veriyor. Bir tane bir artı bir alıyor veya iki artı bir alıyor diyor ki ya ben İstanbul'u çok seviyorum. Senede üç sefer gelsem otel masrafı yerine evimde kalayım. Bu düşünceyle Türkiye'den alım oluyor. Bugün Türk Milleti de Londra'dan daire alıyor. Doğru. Paris'ten Doğru. alıyor, oradan alıyor. Niye? Doğru. Senede iki sefer gidiyor. Ama bir evim olsun gittiğimde evimde kalıyor. <laughs> Doğru. Dünyadaki tüm insanlık bu şekilde düşünüyor. Doğru. O yüzden evet, İstanbul hep bir gözbebeğidir. Dünyanın gözbebeği olduğu için akım İstanbul'a çok fazladır. İranlılar da son dönemde fazladır. Evet. Daha geçti. Evet, Tabii. Evet. Daha önce. Şekilde. Daha önce her millet vardı. Tabii. Antalya, Rusya, Ukrayna. O bölge öyle. Muğla, Bodrum o taraflara baktığınız zaman i̇şte yine ayrı. Yani yine... Bursa tarafı genelde Suudilerin çok talep gördüğü Favorisi. bir yerde. Aslında baktığınızda Karadeniz bile öyle. Biliyorsunuz Aygar Yaylası, Rize. Eğer Sur, Suudi Arabistan'la inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ayın 14-15'inde Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor. Hı hı. Bir barış sağlanırsa, bir sulh olursa. Suudi Arabistan müşterisi geldiğinde siz yabancı satışın o zaman hareketlendiğini göreceksiniz. Patlama yaşayacağız. Evet, şu su an Suudi Arabistan müşterisi yok. Yok. Gelmiyor çünkü. İnanı hmm. çok da iyi bir müşteridir. Bizim de dostlarımız vardır, sevdiğimiz arkadaşlarımız vardır. Çok zararsızlardır. Gelir, sen alır, senede bir ay kalır, 15 gün kalır. Ondan sonra her ülkede dünyanın tüm ülkelerinde her yerde bir evi vardır. Ya. 15 gün burada kalır, 15 gün Londra'da kalır, 15 gün başka Süper. yerde kalır. Bu insanların ülkemize çok faydası Ciddi var. Ciddi katkısı var. Ben sizinle hemfikirim bu arada. Ben, ben bir de şunu söylüyorum. Değilim. Arkadaşlara diyorum ki, daire ya yabancı olması ne güzel. İngilizce öğrenmenize gerek yok. Karşı komşunuz İngilizce <laughs> biliyor. <Pratik yapın>. Çocuklarıyla <laughs> de, çocuklarınız arkadaş olur. Kursa gitmenize gerek yok. <laughs> Doğru. Otoparkları kullanmıyorlar, otoparklar size kalıyor. Tabii ki. Zaten Sosyal alanları kullanmıyorlar, size kalıyor. Geliyorlar. Çünkü geliyorlar hep geziyorlar. Doğru. Doğru. Bu yüzden Aslında full, e, yabancının artısı vardır, Bence eksisi de. Ben yoktur. O konuda %100 katılıyorum. Ben de dün e, akşam geldim Londra'dan. Orada mesela dikkatimi çekti. Bazı gayrimenkulleri incelediğimde yabancıların daha fazla satış ile ilgili morgaçla öyle güzel bir kampanya yapmışlar ki Ahmet Beyciğim. Yani e, ev için başvurduğunuz zaman krediye düşünün ki e, üzerine bile para e, eklemiyorsunuz. Size para kalmış oluyor ve gayrimenkulüne sahip olmuş oluyorsunuz. Yani düşünün ki yabancıların daha fazla alınması için kampanya bile başlatmışlar. Hani siz dediniz ya bizim ülkemizde değil tüm dünyada insanlar e, gel gel yapıyor. O yüzden de biz dünyanın merkezinde inanılmaz derece bu kadar talep alırken mevcut şimdi Suudi Arabistan'a gidilmesiyle patlama yaşayacağız gözüküyor. Şu an İş bu alalım. rakamları muhtemelen ikiye katlayacağız. Londra'da konut almak istediğiniz zaman size her türlü desteği oluyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyorlar. Borguç imkanlarınız varsa onu da sağlıyor. Evet. Vatandaşlık vermek için de vatandaşlık paketleri çok pahalıdır. Ucuz vatandaşlığı vermiyor. Seni alıyor, 5 sene denetliyor, iki sene denetliyor, ya. denetledikten sonra Ülkesine, şartlarına uygunsan seni vatandaşlar kabul ediyor. Londra gerçekten bu sistemi oturtmuş. Müthiş. Oturtmuş. Müthiş. Ve dünyadan para çekiyor. Hı. Oluk 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 para çekiyor. Hem de nasıl? Herkese bugün Türkiye'de de olsun, dünyanın her yerinde de olsun, Londra'da bir evim olsun. Evet. Eskide New York'tu, şuraydı buraydı ama diyecektim. şimdi Londra'da böyle bir Mesela New York, e, sevda var. Amerika içinde en büyük tehlike Çinliler. Çinliler. En fazla Çinler çok fazla istira ettiği için. Hatta ben e, uzun süre orada yaşamıştım. E, 1.98 milyar dolara Waldorf Astoria Al otelini aldıkları zaman, e, o zaman basında bir açıklama yapılmıştı ve New York Times bizim için en büyük tehlike işte Çinler ve neden işte bizim çünkü onların yani şey Eiffel Kulesini satmak gibi algılamışlardı. Çünkü o kadar fazla e, bazı yerler onlar için. E, asla satılamaz noktasında. E, şunu görebiliyoruz, demek ki bütün dünya ülkeleri zaten bu yapmış olduğumuz uygulamayı yapıyor. Biz de ne kadar güzel ki mevcut verilerle aslında en favori şehirlerden bir tanesi Samit Beyciğim. Kesinlikle. Bu çok Dünyanı güzel. Dünyanı görse bebeği. Ve e, son bir dakikaya girerken az önce biz bahsettik ama şu çok önemli toparladığımızda konut almak için doğru bir zaman mı? Kesinlikle doğru zaman. Bakın icel konutların fiyatları çok arttı yüzde yüz arttı derken Lasman esnasında yarım. Veya inşaat başlarken alınan ikinci eller arttı. Bizler yüzde yüzde %30 çok fazla olsun bazı bölgelerde %40 zam yapmış olabiliriz. Ama hı hı. asıl zamlar Nisan ve Mayıs'ta gelmek zorunda. Çünkü maliyetlerin getiri hesapları o tarihlerde önümüze gelecek. Ve biz yeni lasmanlara çıktığımız zaman sektör oyuncuları maliyetler önümüze geldiğinde... Fiyatlar ister istemez yukarı çıkmak çıkacak. zorundadır. Yo, çık, o yüzden herkes zorundadır. elini çabuk tutmalı. Elini tutsun. Ben diyorum ki Türkiye'nin neresine alırsanız alın, konut alın. Ah. Biz demir grubu olarak hem müşterimize hem alıcımıza konut alıcımızı mutlu etmek için İstanbul'un kentsel dönüşümünde bir çözüm o da olabilmek için el, el birliğiyle çalışıyoruz. E, ekibimizle beraber göreve her zaman hazırız. Ah ne kadar Müşteri güzel. çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Yerli olsun, yabancı olsun hiç önemli değil. Onların mutluluğu, onların sağlıklı bir evde oturmalar için de Gece gündüz çalışıyoruz. Ah ne kadar güzel. Şahane bir final yaptınız Hamit Beyciğim. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hamit Demir'e teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bu özel günde beni yalnız bırakmadığınız için. Teşekkür ederim. Çok Kırmızılar da çok yakışmış. Çok size. teşekkür ediyorum. Ece sağ olun Hamit Beyciğim. Bu hafta da Emlak Dünyası programı sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle.